Türkiye böyle giderken, yani siyasetiyle, bürokrasiyle, ne bileyim yani güçleriyle, yani emniyetiyle, yargısıyla filan, tabii ki medyada bundan kopuk olamıyor. Belki de şöyle bir şey, medya böyle olduğu için, medya yıllardır iş dünyasından bir hakimiyet kurmaya çalıştığı için, medyanın işi medya değil de iş adamlarının işi gazetecilik gibi olduğu için, bir yerden sonra bu kısır döngü kırılamıyor. Yani bir yanıyla her şeyden sorumlu da medya. Bunu görüyoruz. Bir çamur olduğunu görüyoruz. Yani işte ve Demirören medyası üzerinden bu çamuru biz her şekilde temize çekebiliyoruz. Alınan kredilerle. Yani işte köylüler açken, kredi verilmezken, sübvansiyon verilmezken, Demirören'e verilen kredilerle. Demirören ailesinin, çalışanlarının içinde olduğu işte çeşitli figürlerin kredi kartlarının ödenmesiyle. Yıllardır Türkiye'ye bir biçimde iktidarların yanında müdahale edip Türkiye'yi manipüle etmeleriyle son olayda da yine görüyoruz ki Rojda Altıntaş, kendisine de teşekkür etmek gerekiyor elbette, onurlu ve dik duruşundan ötürü. Kendisi şunu söylüyor, zaten geç kalmış olabilirim ama vicdanım el vermediği için bunları kamuoyuyla paylaşıyorum diyor. Bize çok çetrefillenmiş hale gelen bir olay gösteriyor ki o olay aslında Eylem Tok'un işin içine karıştığı, oğlunu kurtarmak için gösterdiği çabayı anlatıyor bize, ama bu çabanın gizlendiğinde, medya tarafından gizlenmeye çalışıldığını da anlatıyor. Tabi burada o aracın, kaza yapan aracın içerisinde Emre Cemal Demirören var mıydı sorusunda, yani Demirören ailesinden birinin varlığı da şüphe uyandırıyor. Yani bir medya çalışanına haber yaptırılmıyor. Çok önemli bir haber yaptırılmıyor. Bunun yaptırılmaması için her şey yapılıyor. Sonrasında geri adım atılıyor ve tevil yapılıyor. Yalan söyleniyor yani. Nasıl değerlendiriyorsun bu rezil durumu yani? Valla senin dediklerin üstüne söyleyecek bir laf yok. Yani bu kadar ciddi bir acı var. Üzerine çok gözümüzün önünde göstere göstere yaşanan bir hukuksuzluk var. Kayırma var, koruma var. Önce Mısır'a, sonra oradan Amerika'ya gitme var. Yani artık hangi düzeydeyiz, hangi seviyesizlik belki buna denilebilir. Ahlakımızı kaybettik ya, tamamen toplum değer yargılarını da yitirdi. Söylenene göre, okuduklarımıza göre Demirören'in eşi galiba, değil mi? Olan hanımefendi şoförü telefon açıp gazeteciden bu haberi basmamasını istiyor ve bunu ısrarla da yapıyor ve baskı gördüğünde söylüyor gazeteci. Bu yani bu çok az konuşuluyor toplumda. Bu gündem olması lazım. Bunun üzerinde çok konuşulması lazım. Talepçi olunması lazım ama maalesef bunu görmüyoruz ya. Yani çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Önemli olan pek çok konunun görülmez hale getirildiği konusunu, sen mesela neler açıklıyorsun, değil mi? Ne belgeler yayınlıyorsun, gizli tanık ifadeleri veriyorsun falan. Bu doğrudan da gene bizim bu mevcut balçık halimizi ilgilendiren yapıyı deşifre ediyorsun ama hiç ilgi alakalarını çekmiyor. Fakat ne çekiyor? İşte Ferdi Tayfur'lu kaset çok daha fazla medyada konuşulabiliyor. Ya mesela Fatih Terim fonu günlerce konuşulabiliyor. Sonra ne oluyor? Yok, takip yok. Dilan Polat davası günlerce konuşuluyor, takip yok. O sırada neler oluyor aslında, değil mi? Ne kararlar alınıyor? Gene hep konuştuğumuz Paranın şeyler. durumu, enflasyon, Merkez Bankası'ndaki açıklar. Biz bunların peşine düşmüyoruz. Ya Düşmüyoruz. hatırlattığında söyleyeceğim. Ya bu kadar olmaz artık. Yani gerçekten ben önümüzdeki günlerde bir çağrı da yapacağım. Yani Twitter üzerinden yaparım, belki YouTube üzerinden yaparım, siyasetçileri de etiketleyip yaparım. Yani hakikaten olmayacak işler oluyor Türkiye'de ya. Ya bir Yargıtay üyesinin, tamam mı, bir
suç örgütü liderinden böyle çifte belgelerle rüşvet aldığının kanıtını yayınlıyorum ya. Yargıtay üye seçemiyor. Ya bu artık ya söylenecek bir şey yok. Ya buradan yumuşama beklemek, buradan normalleşme beklemek filan çok abesle iştigal etmek gibi. Yani her şeyi siyaseten çözmeye çalışmak. Olanı biteni hiç görmemek. Tamam, siyasette çiçekler vermeye çalışarak birbirine bir yol açmaya çalışmak bence tuhaf bir biçimde o oltanın ucuna takılmak olarak geri dönebilir sonrası için. Dikkatli ben olmak. Bunlar çok üzüntü duyuyorum Figen ve ya ben hani bunların anlattıklarının peşini bırakmak istemiyorum ama ya insanın da bir yerde bir noktada hani tek başına böyle yel değirmenlerine saldıran Don Kişot gibi çok zul geliyor biliyor musun yani? Yani her şey Osman Kavala'nın tahliye edilmesiyle, Can Atalay'ın tahliye edilmesiyle, içerideki paşaların tahliye edilmesiyle bitmeyecek yani. Yumuşama dediğiniz nedir ya? Tabii ki bunlar olması gerekenler. Yani yumuşama kavramına bunları sokmak çok garip. Hani bu hukukun emri, bunun yapılması yumuşama sertlikle yorumlanamaz. Ama öbür taraftan bakmak gerekiyor. Yani böyle lüple bakmak gerekiyor. Şimdi senin anlattığın olay çok önemli değil mi? Eğer biz normalleşeceksek, normalleşmek için hukuka dönmek gerekiyorsa, hukuka dönerken de bir arınma gerekiyor. Hukuka nasıl döneceksiniz? Bu isimler görevde, iş başındayken, o çark, o sistem hala devam ederken neyin yumuşaması ya? Yani tamam Osman Kavala tahliye olsun. İçeride durması hata. İçeri yani Gezi'nin diğerleri için de sırf Osman Kavala için de değil. Orada o davanın, o iddianamenin açılması, onların yıllardır tutuklu kalması bile olmaması gereken bir şey. Bunun adını şimdi biz yaptık. Bunu biz temizleyelim, yumuşayalım. Arkadaş peki biraz şeyleri konuşalım ya. Normalleşecekse Türkiye ne oluyor? Merkez Bankası ne oluyor? Bu bütçe açığı nasıl kapanacak? Cumhuriyet tarihinde olmayan bir bütçe açığı var. Bu enflasyonla nasıl mücadele edecek? Tamam çok güzel birbirinize mesir macunları götürüyorsunuz, getiriyorsunuz. Mesir macunun etkisi de beklenenin aksine yumuşama olarak çıkıyor. Bilinenin aksine pardon. Efendime söyleyeyim. Peki bir 128 milyar dolar verdi. Ne olacak o şimdi? O bitti gitti mi? O bizim paramız ya. Yani onu konuşmuyoruz. Kur korumalı mevduat kaç para Erk? 48 milyar dolar. Bizim paramız. Merkez Bankası zarar etmiş efendim. Ya nasıl zarardır o? Bizim paramız. Bizden aldınız, verdiniz. Onlar yani bunun adı da zarar oldu. Bunları konuşamıyoruz. Simit'in parasını, satılma değerini, simitin kaç liraya satılacağını Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Sopayla çünkü. Neden? Halk patlarsa bastıralım. Ya bunlar var bizim sorunlarımız bunlar. Öğretmenler atandı tamam. Mülakat kaldırılacaktı kaldırılmamış. 50-50 olmuş. Aman büyük kazanım. Ya ne diyeyim ama işleri güçleri davayla dosyalarla uğraşmak, birbirlerine saydırmak, hakaret etmek, hala zehirli dili kullanmak ve bir şekilde de yumuşama beklemek. Valla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu yolu başlattılarsa burada belki net bir strateji ortaya konması gerekiyor. Eğer bir yol yürünecekse, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünerek yapıyorlarsa ki biz de bunu söylüyor ve destekliyoruz. Artık bu çatlak sesle son bulmalı. Artık senin de ifade ettiğin bu kirliliğin içindeki olan yapıların temizlendiğine dair adım atıldığını görmemiz lazım. Bu kesin. Sinan Ateş'in faillerinin ortaya çıkarılması lazım. Ayhan Bora Kaplan'ın arkasındaki bütün karanlık güçlerin ortaya çıkarıp yargılanması lazım. Senin anlattığın da oraya dahildir. Yoksa bunları yapmadan, ya ben yazmadım, sen yazmadın. Türkiye'nin en büyük ilinin, dünyanın sayılı metropollerinin, İstanbul'un başsavcısı yaptı. Bu başka bir ilde olsa, düşün Almanya'da. Berlin Başsavcısı bir tane hakimler ve savcılar kuruluna bir şikayet dilekçesi yazacak. Diyecek ki kanserli hücre ya bizim yargımız bu halde. Birlikte bak ne oluyor biliyor musun Figen sonuçta? Ne olur Berlin Almanya ayağa kalkmaz mı ya? Ya kalkmaz olur mu? Günlerce bu konuşulmaz mı? Ya bizde ne oluyor biliyor musun? Sidar Demiroğlu bu iddiaların odağındaki kişi bir yanıyla bu iddiaları hazırlayan savcılara, İsmail Uçar'a böyle hakaretlerde bulunuyor. Bir yandan bunu
Benimle için ne oldu? Gazetecilere gündeme taşıyıp diye böyle ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor. İşte, ya hep aynı klişeler üzerinde. Yani FETÖ'cü, vatan haini filan filan. Özgür Özel bunu bir sorsun. Ne oldu Hakimler ve Savcılar Kurulu? O Evet şikayet yani. dilekçesi gitti. Bir başsavcıdan gitti. Arkadaş buralar çok önemli. Buradan işe başlanmazsa ne yumuşu istediğiniz kadar yumuşayın. Kendinize yumuşuyorsunuz yani. Bize hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu Hakimler ve Savcılar Kurulu? İsmail Uçar'ın onlara gönderdiği şikayet dilekçesi hakkında ne işlem yaptılar? Hop aldılar İsmail Uçar'ı. Yargıtay üyesi yaptılar. Büyük bir sessizlik yani. Biz bu sessizliklerin üzerine gitmemiz lazım. Gözlerinde ışık saçan Nebati'nin yaptığı bu kur korumalı mevduatın hesabının verilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? O bizden alınıp çalınan başkalarına gelir nakli gibi onları servet veren, zenginleştiren ve sonra da Merkez Bankası zararı diye bize yutturulan bu olayın üstüne gidilmesi lazım. Bizim dertlerimiz bunlar. Ama siyaset kurumu arınmayı istemeli. Siyaset kurumu demokratikleştirecekse bu sistemi, siyaset kurumunun da kendisini demokratikleştirmesi lazım. Bunu da görmüyoruz. Yani siyaset parçalı bir şekilde demokrasiden söz ediyor. Gölgeli demokrasi olmuyor işte. Gölgeli parçalı hukuk devleti de olmuyor. Yani bir Osman Kavala bilmem Can Atalay diğer insanlar için yumuşayalım nasıl yumuşayalım tahliye edelim. Ne olacak? Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki bu kirlilik ne Yahu, yapacağız? yahu bak yine aynı şey. Sen bir başsavcı tarafından tam ilişkilendirilmişsin uyuşturucu dosyası rüşvet almak üzerine. Tam burada şöyle oluyor. Aman dokunmayalım yani belki dönem değişir o savcı bunun yerine gelir. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bunu şu anda bir savcı söylüyor. Ve hakkında iddialarda bulunan savcı dönüyor gazetecileri suçluyor ya. Ya bu kadar pişkinlik olabilir mi ya? Ya bu kadar rezillik, bu kadar arsızlık olabilir mi ya? Ya istediğiniz kadar suçlayın. İstediğiniz kadar istediğinizi söyleyin yani. Ya sizin gibi rezil adamların karşısında duracağız. Bu kadar basit bu iş yani. Bu kadar basit. Ya söyleyin, gerçekten bazen öfkeleniyorum, bazen üzülüyorum. Ülkem adına çok fazla üzülüyorum. Ha, bırak ülkem adına çok fazla üzülüyorum. Yani Türkiye'nin sonu hayırlı olsun. Sadece bunu dileyebilirim. Yani böyle basit yumuşama işte siyaseten buralardan böyle rahatlama filan iklimi kurmayın. Yargıda, emniyette suç örgütleriyle işbirliği yapan çetelerin dosyalarını okuyoruz ya. Kimi kandırıyorsun? Çocuk mu kandırıyorsun? Sonuçlar nereye geliyor figen biliyor musun mesela? Sonuçta şuraya geliyor. Bu dosyalar nasıl sızdırılıyor? Niye gazeteciler buna haber yapıyor? Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya hayatta? Sızdırılmaması lazım. Gazetecinin de haber yapmaması lazım. Ya böyle Öyle yürü. saçma bir şey olabilir mi? Ben aklım almıyor yani.